Kaygan da pendeye gitmiyor. Bütün Bağdat'taki müzeler falan edildi. Biz eserin derdik. İnsanlar canlı. Uzmanlarım bile orada, doktoralı öğrencilerim var. Kazma kürek yapıyorlar. Çerçevesinde bu, yani burası baştan revize edilecek. Yani ölümcek vinçi talep etmemizin sebebi, vinçi istememizin sebebi o yığını kaldırıp bu mimariyi böyle ortaya çıkarmam lazım. Ama İnsan gücüyle zaten 7 tane işçim var, olmuyor. Bunlar birkaçtan sonra 3. yüzyıla, 2. yüzyıla. Geç dönem. Bu geç tamam dönem. Sonra, işte sonra bunları da kaldırıp arka alta inip erken şey bulacağız. Urfa'nın ilk yerel krallığı var ya, adının geldiği Orhoy denilen Orzoyne krallığını, onun ilçesi. Bu sarayı, çıkardığımız taşları da ikinci kat olarak bunu restore edeceğiz. Sonra burada da kazı yapılacak. Selam aleyküm. Hoş geldiniz. Selam, hoş geldiniz. İğneden kuyu kazıyorsunuz. Evet, aynen onu yapıyorlar Hasan Başkanım. Burası görünmüyordu, toprakla örtülüydü. Biz bu üçüncü burcu, burası sivri bir burç var. Saray, kışlık saray. Demek şimdi eskiden yerleşim için birinci. Milattan sonra 3. yüzyıla veyahut da 2. yüzyıla ait eserler burada ama milattan öncesine gidebilecek bir tarih de buranın altında yaşıyor. Bunlar da inşallah ortaya çıkacak. Evet, Urfa zaten bir turizm başkenti haline geldi. Bunu hak etti. Ama bundan sonra da bu turizm şehri aynı yoğunlukta yoluna devam edecektir. Anılar var. Amacımız onlara ait mimariyi ortaya çıkartarak, kalenin görsel bakımdan zenginliğini ortaya çıkartarak ziyarete açıldığında, bu sezon Allah nasip ederse ziyarete açacağız inşallah. Dolayısıyla onları ortaya çıkartarak değerlendirmek, bir açık hava müzesi haline getirmek kale.